arkadaşını. Devamlı unut. Alacak. Öyle demeyeceğiz tabii ki. Çünkü yatırım kulübü. Merhaba Nisa. Öncelikle hoş geldin. Bize hoş biraz buldum. Kendinden bahseder misin? İsmim Nisa. Bu sene uçak mühendisliğinden mezun oldum. Haziran ayında. Daha yeni mezunum. Şu anda tam zamanlı olarak Türk Hava Yolları'nda çalışıyorum. İTÜ'de de yüksek lisansıma devam edeceğim. Eylül'de umarım. Bu videoda umarım uçak mühendisliği seçecek arkadaşlara yardımcı olur diye düşünüyorum. Bize YKS sıralaman ve hangi yıl İTÜ'ye girdiğini söyleyebilir misin? Şöyle, ben liseden 2018'de mezun oldum. 2018'de girdiğimde 20 bin civarı bir sıralama yapmıştım. Ve istediğim hani bölümler tutmuyordu. Ben aslında temel mühendislik istiyordum liseden mezun olduğumda. Ve İTÜ istiyordum. Ben üniversite tercihi yaptım aslında en başta. Sonra hani bir temel mühendislik olsun vesaire diye düşünmüştüm. 20 binle de hani İTÜ'de istediğim makinedir, uçaktır, işte elektrik, elektronik tarzı bölümlerde gelmediği için mezuna bırakma kararı aldım. Sonrasında 2019'da da 4000'e çektim. Tebrik ederiz. İşte uçak mühendisliği yazdım ve geldim. Uçak mühendisliği nedir ve ne iş yapar? Uçak mühendisliği aslında şöyle, atmosfer içindeki hava araçlarını inceleyen bir bölüm. Diğer üniversitelere baktığımızda havacılık ve uzay olarak geçiyor çoğu üniversitede ama İTÜ'de uçak ve uzay ayrı. Uzay atmosfer dışında kalanları inceliyor, uçak da atmosfer içinde kalan araçları inceliyor. Daha çok uçak üzerine tabii ki derslerimiz oluyor, uçak tasarımı üzerine derslerimiz oluyor. Ancak işte helikopter tasarım derslerimiz vesaire de var. İsteyen kişiler bu alanlara da yönelebiliyorlar. Ve hani uçağın tasarımı bir en başından sonuna kadar nasıl olur? Bunları öğreniyoruz bütün bu 4 yıl boyunca. Daha sonra da işte işe girdiğimizde uçak yapan firmalar olsun, işte savunma sanayi tarzındaki firmalar olsun. Bu öğrendiklerimizi de o tasarımlarda kullanıyoruz. Aslında tam da sorularımızdan birini açıkladın. Uçak ve uzay mühendisleri arasındaki farkları soracaktık. Onları da açıklamış oldun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ders içeriklerinden bahsedebilir misin? Aslında şöyle, her mühendislik gibi ilk iki yıl temel dersleri görüyorsunuz. Fizik, matematik tarzında. Sadece hani ilk iki sınıfta bir tasarım derslerimiz oluyor. Sanayi alanında kullanılan, uçak sanayi alanında kullanılan bir tasarım dersimiz var mesela. Bunu görüyoruz. Daha sonra da temel yine mühendislik derslerinden olan, makine ve inşaatta da görülen işte mukavemet, statik, malzeme, kontrol dersleri diye artık ilerlemeye başlıyor. Yani aslında ilk iki sınıfta daha temel, üçüncü sınıfta artık hani alanlara ayrılmaya başlıyoruz. Ve uçak mühendisliği çok nasıl desem hani bütün alanların birleştiği bir araç olduğu için derslerimiz de aslında öyle. Bütün mühendisliklerden derslerimiz oluyor. O yüzden arkadaşlarımız artık 3. sınıfta hani hangi alana yönelmek isterlerse seçmeli derslerle birlikte o alanlara doğru yönelmeye başlıyorlar. Ama ben şunu çok merak ediyorum. Senin bu bölümü seçerkenki motivasyonun neydi? Yani aslında liseye dönersek ben fizik ve matematik çok seviyordum. O yüzden hani bir mühendislik seçeceğim belliydi aslında ama özellikle de fizik seviyordum. O yüzden bir temel mühendislik seçmek istedim. Lisedeyken de şöyle bir anım var. Bir tane hocamız bir kanat profil çizmişti, sahte bir fizik hocamız. Bernoulli prensibini anlatmıştı. İşte akışın hızlandığı yerde basınç azalır vesaire ve uçaklar da böyle uçar falan diye. Ben orada böyle wow hani. Yani ben bunu öğrenmeliyim gibi hani orada bir artık araştırmaya başlamıştım uçak mühendisliğini. Etkilenmek için çok küçük bir sebep aslında ama evet, çok iyi. Aynen tamam. Öyle bir etkilenip araştırdıktan sonra da gerçekten ilgimi çekti. Hani gerçekten güzel bir mühendislik ve fizik ağırlıklı bir mühendislik. O şekilde seçtim ve çok memnunum. İyi ki seçmişim. Bölümün Erasmus olanakları nelerdir? Yani İTÜ'nün anlaşmalı olduğu üniversiteleri tam olarak bilmiyorum şu anda çünkü zamanla değişebiliyor. Ama uçak mühendisliği özelinde Almanya'da birkaç tane üniversite var diye biliyorum şu anda. Erasmus yapan arkadaşlarımız da var. Ama Erasmus yapmayı düşünen arkadaşlara şöyle bir önerim olabilir. İTÜ kalabalık bir okul ve rekabet gerçekten çok aynen yüksek öyle. Yani. Ben de çok istedim Erasmus yapmayı mesela Almanya'da özellikle. O yüzden Almanca öğrenmeye falan başlamıştım. Ama biraz geç kalmışım mesela ve ortalamamı da hani çok fazla yüksek tutmadığım için biraz geride kaldım ve gidemedim. O yüzden gelecek arkadaşlara önerim hani gelir gelmez bir... Ortalamanızı yüksek tutun. Yüksek tutun. Araştırın, her şeyi araştırın.
Hani ne gerekiyor, ne yapılması gerekiyor, koşullar nelerdir? Ve kendinize bir hedef koyun, ona göre çalışmaya başlayın. İTÜ gerçekten, uçak mühendisliği de özellikle öyle, hani rekabet dolu bir ortam. Herkes hani her bölümde olduğu gibi. Evet, herkes bunu yapmak istiyor ve çok az kişi gidebiliyor aslında. Hani şeye baktığımızda, sayıya baktığımızda. O yüzden hani herkes önce bir gelsin, okusun her şeyi ve ona göre hani çalışmaya başlasın derim ben, eğer gerçekten istiyorsanız. Hangi bölümlerle çap yapılabilir? Sence artı ve eksileri nelerdir? Sen ne önerirsin? Şöyle dediğim gibi uçak mühendisliğinde birçok bölümden dersler var. Örneğin yapısal dersleri, malzeme dersleri, kontrol dersleri vesaire. O yüzden bizim arkadaşlarımız daha çok malzeme ve kontrol üzerine aslında çap yapıyorlar. Hani hem oradaki genel daha fazla hani mantığı öğrenip ve bunda da işte uçak bölümünde de uçak özelinde bunu öğreniyorlar ve kendilerini daha fazla geliştirmiş oluyorlar. Daha çok dediğim gibi malzeme ve kontrol mantıklı olabilecek bölümler. O zaman artıları daha çok. Aynen öyle. Hani uzayla mesela yapmak mantıksız çünkü çoğu dersiniz aynı. Hani o yüzden çok mantıklı olacağını düşünmüyorum. Yine makine özelinde de öyle. Derslerimiz hani daha ayrıntılı görüyorlar tabii ki. Ama bir uçak mühendisi de bir makine mühendisinin yaptığı çoğu şeyi yapabildiği için çok mantıklı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bir de bir uçak mühendisliği öğrencisi kendini ön plana çıkartmak için neler yapabilir? Şimdi ilk iki yıldan başlarsak hani daha önce dediğim gibi genel dersler alındığı için yani benim önerim şey olur hani kendinize kurslar alabilirsiniz ve işte ne bileyim çizim alanında, analiz alanında vesaire. Kendinizi böyle küçük küçük geliştirmeye başlarsanız hani 3. sınıfta böyle staj bulmak için daha rahat olabilir bence yani. Onun dışında stajlar çok önemli. Yaptığınız stajlar. Onun dışında da şöyle uçak mühendisliğini, yani bizim fakültede çok fazla proje takımı var. İHA takımı özellikle. Uçak alanında, uzay alanında da hani diğer şeyler, uydu takımları vesaire de var. Bu takımlardan birine girerseniz kendinizi ciddi anlamda geliştirebilirsiniz ve size çok şey katar ileriki yıllarda da. Onun dışında araştırma projelerine katılabilirsiniz. İTÜ'de Havacılık ve Uzay Araştırma Merkezi var örneğin. Hani hocalarımızla yürüttüğümüz projelerimiz oluyor. Araştırma alanında kendinizi geliştirerek yine kendinize büyük katkı sağlayabilirsiniz. Bunlar ileriki iş hayatınızda hani bu 4 yılın sonunda önemli olabilecek şeyler. Bu imkanlarla hani takımlarla, bu araştırma projeleriyle yurt dışına çıkma imkanları da çok oluyor açıkçası. Uçak mühendisliğinin iş imkanları nelerdir ve staj olanaklarından bize bahsedebilir misin? Şöyle ikiye ayırabiliriz aslında. Savunma sanayi ve sivil havacılık. Uçak mühendisliğinde staj yapılan alanlar genellikle bunlar oluyor. Örneğin ben TUSAŞ'ta staj yaptım. Savunma sanayi alanında. Çok daha güzel. Sonra Türk Hava Yolları'nda sivil havacılıkta part-time olarak çalıştım. Ve İTÜ'de araştırma merkezinde de yine bir stajım oldu. Yani üç alanda deneyimlemiş oldum aslında. Hani sivil havacılık, savunma sanayi ve araştırma. Bu tarz imkanlar var. Yani savunma sanayinde Türkiye'de biliyorsunuz bu ara çok revaçta ve büyük yatırımlar yapılıyor. Oralarda genelde arkadaşlarımız staj yapıyor. Sivil havacılıkta ülkede gayet iyi durumda şu an ve oraya da büyük yatırımlar mevcut. Pegasus'ta, Türk Hava Yolları'nda, Sun Express'te vesaire. Buralarda staj yapan arkadaşlarımız da çok oldu. O şekilde, ama staj bulma konusunda çok bir zorluk yaşandığını da düşünmüyorum. Hani herkes bulabiliyor açıkçası. İsteyen bulur diyebiliriz. Tamamdır. Ya isteyen değil, hani yapmak zorundayız zaten ve hani bir sıkıntı da yok açıkçası bölüm konusunda, staj bulma konusunda. Gayet önü açık bir alan olduğunu düşünüyorum. Peki ben bir de şeyi merak ediyorum. Uçak mühendisliği öğrencileri İTÜ'de bölümünden memnun mu? Bu çok kişisel bir soru aslında. Yani kişiden kişiye göre çok değişir. Eğer hani severek geldiyseniz severek okuyabilirsiniz, severek okumayabilirsiniz. Yani beklediğiniz gibi de çıkmayabilir. Evet. Ama yani fizik ağırlıklı özellikle, hani hiçbir şekilde ezber yok neredeyse derslerimizde. Genellikle problem çözme üzerine. Sevmeyen arkadaşlarımız oluyor. Onlar da bölüm değişikliğine gidebiliyorlar. Ama seviyorsanız yani memnun kalacağınız bir bölüm açıkçası. Kendinizi geliştirme imkanınız çok fazla. Ama zorlukları da çok. Her yani bölüm gibi. Her bölümde olduğu gibi proje, ödevler, yani quizler. Özellikle ikinci ve üçüncü sınıfta neredeyse hiç boş vaktiniz olmadan sürekli çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Ama yani severek yaptığınız sürece ve sonunda da iyi bir sonuca ulaşacağınızı bildiğiniz için
değiyor yani. Son olarak İTÜ'de bu bölümü seçecek arkadaşlarımıza bir tavsiye verecek olsaydınız bu ne olurdu? Şöyle, gelecek arkadaşlar çok çalışmaya hazır olsunlar öncelikle. Ya şöyle, İTÜ gerçekten sosyal olanaklarıyla ve işte akademisiyle hani gerçekten kendinizi isterseniz geliştirebileceğiniz bir yer, ama hani sizin istemeniz lazım. Yani üniversite genel olarak böyle bir yer. O yüzden İTÜ'nün kulüplerinden, takımlarından vesaire elinizden geldiğince bence yararlanmaya çalışsınlar. Evet, çünkü bunlar gerçekten ileride işlerine yarayacak yani. Hem sosyal olarak hem de akademik olarak işlerine yarayacak. O yüzden hani vakitlerini değerlendirsinler derim ben. Hani öyle boş vaktiniz varsa gerçekten, hani bu gezmek de olabilir, bir tiyatro üstlemeye gitmek de olabilir yani, hiç fark etmez. Ama hani kendinizi geliştirmek için elinizden geleni yapın derim ben. Geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ne demek, rica ederim. Aşağıya Nisan'ın LinkedIn ve Instagram hesaplarını koyacağız. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler. Evet, sorusu olan herkes iletişime geçebilir. Cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Görüşürüz.